Ordu'da iki gencin sıra dışı yamaç paraşütü deneyimi sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Kanal 7 Haber Merkezi'nden Ensar Durmuş ve Muhammed Ersöz de onların bu ilginç macerasına eşlik etmek için Ordu'ya gitti. Bakın gökyüzünde neler yaşandı. Yerden metrelerce yükseklikte tavla oynadılar. Mangalda köfte yaptılar. Ordulu çılgın gençler yamaç paraşütünde yaptıkları şovda internette tıklanma rekoru kırdı. Sizi gökte ararken yerde bulduk. Aynen doğrudur. Hoş geldiniz öncelikle. Yayınladığınız bu sıra dışı atlayışlar internette tıklanma rekorları kırıyor. Evet doğrudur. Yani bu kadar tepki alacağını bilmiyorduk ama biz de eğlence amaçlı yaptık Sunan abiyle. Bayağı bir paylaşım rekorları kırdı. Milyonlarca izlediler. Koruyucu ve Kadir Mert, Türkiye onları sıra dışı atlayışlarıyla tanıdı. Gökyüzünde tavla oynadılar, mangal yaptılar. Biz de İstanbul'dan kalktık, onların bu sıra dışı atlayışına eşlik etmek için Ordu'ya geldik. Ya bir tutku bizim için yani. Uçmadan olmaz. Benim için çocukluktan gelen bir durum. Küçüklüğümü hatırlıyorum. Şemsiyelerle falan yüksek yerlerden atlardım. Falan. Hatta bacağım falan sakatlamıştım. Kendim bildim bile de böyle havadayım. Sonra yamaç paraşütüyle tanıştım bir şekilde. Kanal 7 Haber Merkezi'nden Ensar Durmuş ve Muhammed Ersöz de onların bu sıra dışı uçuşuna eşlik etmek için kolları sıvadı. Sıra dışı uçuş maceramızın ilk durağındayız. Teleferikle yaklaşık 530 metre yükseklikteki Boztepe'ye çıkıyoruz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Onlar mangalı gökyüzünde yaptı ancak bizim gökyüzünde yapacağımız çok farklı etkinlikler olduğundan dolayı mangalı karada yapıp yeme işini gökyüzüne bırakacağız. Peki nereden aklınıza geldi böyle atlayışlar gerçekleştirmek? Şu şekilde başladı. Kadir'le biz devamlı bir tavla oynuyorduk. O beni yeniyordu, ben onu yeniyordum. Bir anda aklıma geldi. Havada da oynayalım mı dedim. Ben Kadir direkt ayağa kalktı. Hadi dedi. Tek seferde çıktık. Tavlayı oynadık. Artık son hazırlıklar da tamamlandı. Ben size uçuşla ilgili kısa bilgiler vereyim. 3 paraşüt havalanacağız. Birinde ben ve Kadir Mert olacak. Onunla tavla oynayacağız ve gökyüzünde hazırladığımız ızgaraları yiyeceğiz. Diğer paraşütte ise kameraman arkadaşım Muhammed olacak. O da bizi görüntülemeye çalışacak. Ve son paraşütte Hatice Hanım gitarıyla bize gökyüzünde Ordu türküsü söyleyecek. Efendim heyecanlı mısınız? Çok hem de bayağı heyecanlıyım. Umarım güzel olur. Siz de bizim gibi ilk biniyorsunuz. Evet ilk bineceğim. Yamaç paraşütünü ilk yapacağım. Bilmiyorum nasıl olacak. Evet artık uçuş için her şey hazır ve birazdan havalanacağız. Bir şey olmadı herhalde değil mi? Yok yok her şey yolunda. Hava da gayet güzel. Hiçbir problemimiz yok. O zaman başlayalım. Aynen. Ve ayaklar yerden kesildi. Karşınızda Ordu'nun muhteşem manzarası. Evet bir elimizde hazırladığımız ızgaralar, önümüzde de tavla. Zar tutmak yok. Yok yok. Hemen arka tarafta da Karadeniz türküleri çalıyor zaten. Muhammed şu anda bizi yaklaşık 100 metre ileriden görüntülemeye çalışıyor artık. Görüntülüyor mu bilmiyorum. Hemen GoPro var. Ben GoPro'dan size seslenmek istiyorum. Elimizde gördüğünüz gibi hazırladığımız ızgara var. Önümüzde de tavla. Ordu manzarasında. Efendim bu eşsiz manzarada bu görüntü. Gayet güzel yani. Her şey güvenli. Peki ben de bir köftenlenler alayım biraz. O kadar hazırladık. Kesinlikle. Ellerime sağlık. Çok güzel olmuş. Tamam. Herhalde inişe geçeceğiz. Aynen doğrudur. Şu an inişe geçiyoruz. Şimdi inişe geçiyoruz. Evet kameraman arkadaşımı görüyorsunuz şu anda. Onlar da bizi görüntülemek için büyük çaba harcıyorlar. Evet çakma geçtik. İnişimizi tamamladık. Biraz sert oldu ancak gerçekten yaşanması gereken bir zevkler arasında. Kameraman arkadaşımın da ilk deneyimiydi bu. Hemen ben kamerayı ondan alayım. Kendisinden aldım kamerayı. Evet şimdi soralım. Muhammed senin için de ilk deneyimdi. Nasıl oldu? Süperdi. Çok güzeldi yani. Heyecanlandın mı? Çok.